Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bu videoda size doğum hikayemi anlatacağım. Aslında öyle işte suyum geldi, dörtleri yaktık, hastaneye yetiştik tarzı böyle heyecan verici bir doğum hikayem yok. Ama en azından bu videonun sonunda normal doğum mu, işte sezaryen doğum mu, epidural sezaryen doğum, bunlarla ilgili kafanızda bir şeyler şekilleneceğini düşünüyorum. Aslında hamile olduğumu öğrendiğim ilk andan itibaren hani kafamda ya kesin sezaryen olacağım ya da normal doğum olacak diye hiçbir şey canlandırmadım. Tamamen işte kızın nasıl istiyorsa öyle gelsin diyordum. O yüzden de aslında normal doğumu 40. haftanın sonuna kadar bekledim. Doktorum da beni bu yönde yönlendirdi. Normal doğum için engel hiçbir durum yoktu. O yüzden biz 40. haftaya kadar bekledik. Ama normal doğumla ilgili bazı korkularım vardı tabii ki. Bu hani çekeceğim sancıdan ziyade bu sancı süresi uzarsa, işte saatlerce sürerse, bebek kanalda sıkışır mı ya da işte kakasını yapar mı, kordon dolanır mı, bu tarz şeylerden korkuyordum açıkçası. O yüzden normal doğumdan biraz çekincem vardı ama yine de denemek istiyordum. Çünkü belki de çok kolay olacaktı. Kendime bu şansı vermek istiyordum. Ama tabii doktoruma da konuştum. 40. haftayı da çok fazla geçirmek istemiyordum. Ve biz bekledik, bekledik. Bebeğimiz gelmedi. Biz 40. haftanın sonuna kadar neredeyse bekledik. Yani 1-2 gün kalmıştı 40 haftalık olmasına. Doktoruma 25 Ağustos tarihi benim doğum günüm ve eğer mümkünse doğum gününde planlı bir sezaryen ameliyatı olabilir mi diye sordum. O da eminsen eğer hani 40. haftayı geçirmeyeyim diyorsan böyle bir durum olabilir, yapabiliriz dedi. Ve biz bütün tetkikleri yaptırdık. İşte kan verdim. Bu arada sezaryen ameliyat olduğum için mi yoksa normal doğumda da oluyor mu bilmiyorum ama normal doğumda sonuçta acele gidiyorsunuz hastaneye. Hani pek böyle bir durum olacağını sanmıyorum ama ben sezaryen ameliyatı olduğum için bana korona testi yapıldı. Burnumdan ve ağzımdan sürüntü alındı ve çok şükür ki testlerim negatif çıktı. Tetkikleri bir hafta öncesinden yaptırdım ve sonra beklemeye başladık. Ve gün geldi çattı. 25 Ağustos sabahı erkenden yola düştük. Günaydın. Biz inşallah Alina'dayı almaya gidiyoruz. Kızım, hazır mısın tanışmaya? Hepimiz çok heyecanlıydık. Ben aslında anneme ve eşime göre biraz daha az heyecanlıydım. Normalde korona virüs sürecinden dolayı hastanede bir kişinin kalmasına izin veriyorlardı. Ya eşimi ya annemi seçmem gerekiyordu ama o gün çok şükür bir şey demediler ve hem annem hem eşim yanımda olabildi. Dum 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 dum. Heyecanlı bekleyiş. Ama doğumhaneye eşimi almadılar. Normalde çok istiyordum onun da doğuma girmesini. Ama benim doğum yaptığım hastanede buna izin vermediler. Hatta doğum fotoğrafçısına bile sadece hastanenin anlaşmış olduğu bir fotoğrafçıya izin veriyorlarmış. Bunu da son anda öğrendim. Ben epidural sezaryen ameliyatı oldum. Daha önce hiç araştırmadım. Epidural sezaryen nasıl oluyor? Sonrasında neler yaşayacağım pek bilmiyordum açıkçası. Sadece şunu biliyordum. Uyanık olacağım ve bebeğim ilk doğduğunda onu göreceğim ve ilk temas anı gerçekleşecek. Bunu biliyordum. Onun dışında pek bir bilgim yoktu. Araştırmak da istememiştim. Çünkü kendimi korkutmak istemiyordum. Heyecanlar mı heyecan? Böyle kan tutanlar için de özellikle şey falan çıkayım ya. Ameliyathaneye indirdiler beni ve sonra ilk olarak anestezi uzmanı geldi ve anestezi uzmanı size sedyeye oturup böyle kambur pozisyonuna geçmenizi istiyor. Daha sonra sırtınıza yani belinize bir iğne vuruyor arkadaşlar. Ben açıkçası o anın heyecanından mı yoksa gerçekten mi acımıyor bilmiyorum ama hiç acı hissetmedim. Sadece anestezi uzmanı bana iğneyi vurduktan sonra bacaklarına bir sıcaklık indiğinde bana söyle dedi. Ve bekledim.
Zaten 1-2 dakika içerisinde hemen bacaklarıma böyle bir sıcaklık indi. Bu aslında bacaklarınızın uyuşmaya başladığını gösteriyordu. Çünkü epidural sezaryonda belden aşağınız uyuşuk oluyor arkadaşlar. Ama uyanık oluyorsunuz. Daha sonra ayaklarım uyuştuktan sonra böyle bir hamur yığını gibi aldılar ve sedirin üstüne koydular bacaklarımı. Sonra uzandım ve ellerimi, kollarımı bağladılar. Çünkü uyanık olduğunuz için sonuçta çekiştiriyorlar bazen. Belki acı hissedebilirsiniz ya da o çekiştirmede bir panik olup hareket edebilirsiniz. Onu engellemek için, doktorun yanlış bir hamlede bulunmasını engellemek için ellerinizi, kollarınızı güzelce bağlıyorlar. Bu sırada bir de sonda takıldı tabii ki. Bence en kötü kısım bu diyebilirim. İlk başta takılırken çok bir şey hissetmiyorsunuz ama sonrasında birazcık sıkıntılı. Kollarımı bağladıktan sonra benim bir tansiyon düşme olayım oldu. Yani gözlerim karardı, ben gidiyorum dedim. Herhalde baygın bir şekilde ameliyatım gerçekleşecek falan diyordum. Ama sonra hemşire hemen serumuma bir madde kattı. Ve ben 1-2 dakika içerisinde tekrardan kendime geldim. Gayet ayık bir şekilde ameliyatı izlemeye başladım. İzleme derken tabii ki sadece hissediyorsunuz. Böyle yukarıda ameliyat ışıkları vardı. Onlara birazcık bakıyordum böyle bir şey görebilir miyim diye. Ama çok fazla bir şey göremedim böyle. Sadece bebeğimin ilk çıktığı anda böyle hani bebeğimin çıktığını anladım. Öyle diyebilirim size. Ve hemen onun ağlamasını bekledim. Yani bir ağlasın sesini duyayım böyle sanki içim rahatlayacaktı. Ve bebeğim hemen ağladı. Doktorum da bebek geldi dedi ve hemen onu temizlemek için yan tarafa aldılar. Ben de onu izledim. Temizledikten ve işte boyuna, kilosuna, baş çevresini vesaire bu ölçülerini alıyorlar. Ayak izlerini vesaire. Sonra sizin yanınıza getiriyorlar. Hemen ve ilk teması bebeğinizle gerçekleştiriyorsunuz. O anda ya inanılmaz bir duygu. Kokusunu çektim içime. Yüzüne iyice baktım. Hani böyle bir de şey korkusu oldu. Hani bebeği sizden önce gönderiyorlar yukarıya. Bebeğim karışır mı acaba? Yanlış bebek götürmesinler yukarıya. Benim çocuğumu karıştırmasınlar gibi böyle saçma sapan bir psikolojiye girdim. Ve böyle bütün yüz hatlarına dikkatli bir şekilde baktım. Ve sonra bebeği götürdüler yukarı. Yani bebeğin çıkarılması toplamda bir 10 dakikayı geçmemiştir. Gayet hızlıydı. Ama sonrasında bir yarım saat kadar sizin işte dikiş işlemleriniz devam ediyor. O dönemde de yine hiçbir şekilde acı hissetmiyorsunuz. Daha sonra tamamen işte dikiş yapılıyor, kapatılıyor ve sizi de yukarıya gönderiyorlar. Ve daha sonra yukarıda gittiğimde bebeğimi hemen bana verdiler ve emzirmeye başladım. Önce hemşire göğsümü sıktı, süt geliyor mu kontrol etti. Daha sonra bebeği verdi ve bebeğimi emzirmeye başladım. Gerçekten çok farklı bir duyguymuş. Allah inşallah herkese nasip eder bu duyguyu yaşamayı. Bebeğimi emzirdikten sonra zaten ilk dönemlerde böyle bebeğin midesi kiraz tanesi kadar olduğu için hemen doyuyor, uyuyor ve uzun saatler uyuyor. Ama tabii ki sarılık tehlikesi olduğu için 2 saatte bir bebeğimi emzirmeye çalıştım. Tabii bu süreçte epidural sezaryanın şöyle bir dezavantajı oluyor. Epidural sezaryanda bacaklarınız belirli bir süre uyuşuk olduğu için yataktan kalkamıyorsunuz ve kesinlikle yanınızda yardımcı birinin olması gerekiyor. Benim normalde 4 saatte bacaklarının uyuşukluğunun geçtiğini söylemişlerdi ama benim resmen 5 saati buldu. Ve hatta bir ara çok korktum çünkü bir bacağıma his geldi ama diğer bacağım hala hissetmiyordum. Hemşirelere soruyordum. Olabilir, normal diyorlardı ama yine de bende bir korku oluştu. Allah'ım dedim, hani sonuçta belimden iğne vuruyorlar. Bunun böyle bir riski var mıydı? Daha önce de araştırmadığım için hiçbir fikrim yok. Acaba diyorum işte omurilikle ilgili bir sıkıntım oldu, bacağımı hissedemeyecek miyim gibi böyle bir korku oluştu bende. Ama daha sonra tabii ki 5 saatin sonunda yavaş yavaş o bacağıma da his gelmeye başladı. Ve yaklaşık 5,5 saat sonra ben ancak ilk yürüyüşüme çıkabildim arkadaşlar. Bu arada bu yürüyüşleri yani size sezaryandan sonra, epidural sezaryandan sonra bol bol yürüyüş yapmanızı istiyorlar. Çünkü gaz çıkarmanızı istiyorlar ilk başta. Ama ben daha yürümeden yani o 5 saatlik süre içerisinde gaz çıkarma işlemini halletmiştim. Nasıl oldu bilmiyorum. Daha sonra yürüyüşlere başladım. Gaz çıkarana kadar da size böyle diyet yemekler getiriyorlar. İşte yağsız, tuzsuz, böyle daha sıvı şeyler yiyorsunuz ve içiyorsunuz. Ve daha sonra o gaz çıkarma işlemi olduktan sonra daha normal beslenmeye başlıyorsunuz.
Yürüyüşlere başladıktan sonra da tabii sondayı çıkartıyorlar. Sondayı çıkarttıktan sonra da idrara çıkmanızı bekliyorlar. İdrarınızı yapamazsanız tekrar sonda takmak zorunda kalıyorlar. Çok şükür öyle bir sıkıntı da yaşamadım. Ama bu sondanın çıktıktan sonra verdiği acı gerçekten kötü. Yani idrarınızı yaparken bir sızlama oluyor arkadaşlar. Bu da yine epidural sezaryandaki kötü şeylerden bir tanesi bence. Dediğim gibi 5,5 saatin sonrasında artık hemşire geldi ve beni kaldırdılar. Ama o kadar kötü bir hissiyat ki böyle ayağınızı attığınızda böyle boşluğa basıyormuş gibisiniz. Kesinlikle hissiyat böyle sıfır. Eşim bir kolumda, hemşire bir kolumda beni kaldırıyorlar. Ama o kadar zor yürüyorum ki böyle gerçekten hamur yığını gibiyim o anda. Ve ayağım bastığım yer altımdan kayıyor. Böyle bir boşluğa, hani ayağınızı boşluğa atarsınız ya. O tarz bir durum oluşuyor. O yüzden ilk yürüme zaten çok kısa sürüyor. Böyle 5 dakika odada kapıya gidip geldim diyebilirim. Doktorum bana gece boyu 2 saatte bir yürümemi söyledi. Ama ben daha fazla yürüdüm çünkü daha çabuk toparlayacağımı düşündüm. O yüzden 1 saatte bir kalkıp yürüdüm. Gerçekten de bunun etkisini de ertesi gün gördüm. Gece boyu çok fazla ağrı yaşadım. Normalde epidural sezaryandan sonra epidural belinizde takılı kalıyor ve bir düğme oluyor. Ağrı hissettiğinizde o düğmeye basıyorsunuz ve o bölgeyi tekrardan uyuşturuyor. Ama maalesef benim o epiduralin iğnesi belimden çıkmış. Ben düğmeye bastığımda ilaç boşa gidiyormuş. Yani o acıyı ben sabaha kadar çektim. Hemşireyi çağırdım ve ben artık bu acıya dayanamıyorum dedim. Daha sonra kontrol ettiklerinde iğnenin çıktığını gördüler. Hemen bana bir ilaç verdi. Hızlı bir şekilde o ağrıyı kesebilmesi adına. Daha sonra tekrar anestezi uzmanı geldi ve belime tekrardan o iğneyi taktılar. Ama iş işten geçmişti. Ben neredeyse gecenin büyük bir kısmını o sancıyı, ağrıyı çekerek geçirmiştim zaten. Ertesi gün uyandığımda daha enerjiktim, daha iyiydim aslında ama şöyle değildim. Hani bu süsleniyorlar, püsleniyorlar, makyajlar yapılıyor, lohusalık kıyafetleri giyiniyor, fotoğraf çekimleri yapılıyor ya. Tabii ki öyle bir durum olmadı. O kadar da değildi. Valla onları da tebrik ediyorum. Büyük başarı. Ben ertesi gün akşama kadar anca tam olarak kendimi toparladım ve akşamleyin de taburcu oldum. Eve geldik ve evde de yine ayrı bir serüven sizi bekliyor. Çünkü 10 gün boyunca neredeyse böyle eğilirken, kalkarken, yataktan inerken acıyı yaşadım, sıkıntı yaşadım. Yine sondadan dolayı da idrara çıktığımda yanmalar oldu. O yüzden epidural sezaryen aslında gerçekten evet, doğum anı belki çok kolay. Doğumu basit hissetmeden gerçekleştiriyorsunuz. Ama sonrasında yaşadığınız şeyler bence hiç azımsanacak kadar kolay şeyler değil. O yüzden keşke normal olsaydı diyorum. Çünkü o acıyı bir kere çekecektim belki. O sancıyı bir kere çekecektim ve daha sonrasında çok daha rahat edecektim diye düşünüyorum. Yani benim tavsiyem normal doğum, eğer hiçbir sıkıntı yoksa, her şey yolundaysa, bebeğin suyu azalmadıysa, ne bileyim işte kordonla ilgili sıkıntı yoksa, yani her şey normalse normal doğum yapmanızı bir epidural sezaryen gerçekleştiren biri olarak sizlere tavsiye ederim açıkçası. Ama şöyle korkunuz olmasın. İşte epidural sezaryenden sonra sütüm gelmiyor, bebeğim emziremem gibi bir sıkıntınız, bir çekinceniz olmasın. Benim hemen sütüm geldi mesela. Epidural sezaryenle ilgili kafanıza takılan, bilmek istediğiniz sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına bırakın. Hepsini okuyorum, cevap veriyorum gerçekten. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.